İnsanoğlu bazı şeylerin diğerlerinden daha uzun olduğunu fark eder. Mesela bu doğru parçası, üstteki doğru parçasından daha uzun görünüyor. Ama sadece karşılaştırmak bizi tatmin etmez ve ölçmek isteriz. Birinin diğerinden ne kadar uzun olduğunu bilmek isteriz. Peki bunu nasıl yaparız? Bir birim uzunluk belirleyerek. Mesela birim uzunluğumuz bu olsun. Buna bir birim dersek, Doğru parçalarında bu birimden kaç tane olduğunu sorabiliriz. İlk doğru parçasına 2 adet birim sığıyor, yani uzunluğu 2 birim. Diğer ikinci doğru parçasına ise 3 birim sığıyor, demek ki uzunluğu 3 birim. Şimdi burada birim dedik, kendimiz bir birim uydurduk ama bazen başkalarının uydurduğu demek istemiyorum ama başkalarının bulduğu, herkesin kabul ettiği birim ölçüleri de kullanırız. Mesela santimetre. Santimetre dediğimiz yaklaşık olarak şu uzunluktadır. İnç dediğimiz birimse ya da Türkçesiyle parmak dediğimiz birimse bunun iki buçuk katı kadardır. Metre bu ekrana sığmaz bile. Yani uzunluğu ölçebileceğimiz birçok farklı birim var. Hadi şimdi işin içine biraz daha fazla boyut katalım. Şu ana kadarkiler tek boyutluydu. Neden öyle? Çünkü sadece uzunluklarını ölçtük. Şimdi iki boyutlulara bir bakalım. İki boyutlular. Bunlarda nesnelerin uzunluklarının yanı sıra genişlikleri ya da yükseklikleri de olabilir. Bu tanıma uyan iki şekil çizelim. Gördüğünüz gibi bu şeklin bir genişliği ve bir de yüksekliği var. Bakış açınıza göre genişlik ve uzunluk da diyebilirsiniz. Diğer şeklimiz yine iki boyutlu. Ve iki boyutlu şekillerin ne kadar alan kapladıklarını sorabiliriz. Yine bir karşılaştırma yapalım. İkinci dikdörtgen ekranımda daha fazla yer, yani daha fazla alan kaplıyor. Ama bunu ölçmek istiyorum. Nasıl yapacağız? Yine bir birim belirleyeceğiz. Ama bu sefer iki boyutlu bir şekil olduğuna göre birim kare kullanacağız. Birim kareyi oluşturmak için de yüksekliği ve genişliği eşit, birer birim olan bir şekil yaratacağız. Gördüğünüz gibi genişliği bir birim, Yüksekliği de bir birim. Buna bir birim kare dedik. Birim kareyi belirtirken birim yazıp yanına ve biraz üstüne iki rakamını ekleriz. Birim yerine santimetre diyebilirdik, o zaman da santimetre kare olacaktı. Ve şimdi bu birim kareyi yukarıdaki şekillerin alanını hesaplamak için kullanabiliriz. Tıpkı doğru parçalarına kaç tane birimin sığacağını hesapladığımız gibi, bu birim karelerden kaç tanesinin bu şekillere sığacağını hesaplayacağız. Bir tanesi, ikincisi, hala yerimiz var, üçüncüsü ve dördüncüsü. İlk şekle 4 birim kare sığdı. Yani bu şeklin alanı 4 birim kare. Şimdi diğer şekle bakalım. Bu şekle de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birim karesiydi. 9 birim kare. Şimdi devam edelim. 3 boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Neden kendimizi 1 ya da 2 boyutla sınırlandıralım ki? Tabii üç boyut dediğimizde şeklin, şeklimizin ölçülebilecek 3 boyutu olduğunu anlarız. Tek boyutta sadece uzunluk vardı. İki boyutlu şekillerde uzunluk ve genişlik ya da genişlik ve yükseklik vardı. Üç boyutlarda ise genişlik, yükseklik ve derinlik bulunuyor. Derinlik. Bu da üçüncü boyutumuz. Üç boyutlu evrende yine elimizde iki şekil olsun. Çizelim. Ve görünüşe bakılırsa ikinci şekil ilkinden daha fazla yer kaplıyor. Daha büyük bir hacmi var gibi. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Hacim bir nesnenin 3 boyutta kapladığı yer. Bir nesnenin iki boyutta kapladığı yere ise alan deniliyor değil mi? Uzunluksa bir nesnenin tek boyutta kapladığı yer. Yer kavramını düşündüğümüzde üç boyutlu düşünüyoruz demektir. Yani yaşadığımız dünya üzerinde ne kadar yer kapladığımızı düşünmek gibi. Bilmiyorum ne kadar. Daha önce birim ve birim kare belirlemiştik. Şimdi de birim küp belirleyeceğiz. Birim küp. Birim küpümüzü çizelim. Uzunluğu, genişliği ve yüksekliği eşit olacak. Hepsi 1 olacak. Yüksekliği bir birim, derinliği bir birim ve genişliği bir birim. Hacmi ölçerken bu birim küplerden şeklin içine kaç tane sığacağını hesaplayacağız. Hepsini görmek biraz zor olsa da şimdi birim küpleri şeklin içine yerleştireceğim. Bazıları tabi diğerlerinin arkasında kalacak. Bu şekli iki katman olarak düşünürsek, ilk katman buna benzeyecek. içinde 4 adet küp var. Üstünde ise ikinci bir katman daha olacağına göre ilk şekil toplamda 8 birim küp yer kaplıyor. Peki ya diğeri? Küpleri içine yerleştirdiğimizde bunun gibi görünecek. Bu şekilde de katmanlara ayırdığımızda elimizde 3 katman olacak. Ve her biri de neredeyse şöyle görünecek. Asıl şeklimiz bu katmanlardan 3 tanesini üst üste koyduğumuzda oluşuyor ve her katmanda 9 birim küp olduğuna göre şeklimizin toplam hacmi 9 çarpı 3'ten 27 birim küp olacak. Evet, umarım bu örnekler, bu örnekler nesneleri, özellikle farklı boyut sayılarına sahip nesneleri nasıl ölçebileceğimiz hakkında bir fikir vermiştir. Ve bunlardan 3 boyutlu olan nesnelerin kapladığı yere hacim diyoruz.